Salı pazarından İstanbul. Ayvazovski. Ayvazovski, İstanbul'a olan tutkusunu bazı kaynaklara göre 200'den fazla kez tuvaline aktardı. 1845 yılında katıldığı deniz seferlerinde İstanbul'u görmüştü. Gittiği birçok yerde manzaranın eskizini yaparak hatıralarını kaydetmiş ve sonradan bu eskizleri büyük tuvallere geçirmişti. Daha sonrasında büyük bir özenle yakından çizimini yapacağı Nusretiye Camii hemen sağ tarafta iki minaresiyle gözümüze çarpıyor. Bu tabloyu eskizlerinden yola çıkarak yapmış olmalı ki minarelerin konumu tam olarak doğru verilememiş. Solda görünen minarenin aslında servi ağacının sağ tarafında olması gerekiyordu. Belki de bu bir hata değil, bir tercihti Ayvazovski için. Doğru şekilde çizilseydi, servi ağacının caminin bir kısmını kapatacağından kaygılanmış olabilir. Caminin hemen önünde, muhtemelen kahvehane olarak kullanılan bazı yapılar bulunmaktadır. O zaman sanat tarihinin en çekici konularından olan oryantalizmin güçlü bir figürü ön tarafta nargile içmektedir. Bazıları kayıktan inmeyi, bazıları kayığa binmeyi beklemekteler. Gerisinde tezgah açan bir seyyar satıcı ile her figür manzaranın, İstanbul'un bir parçasıdır. Giysileri, duruşları, birbirlerine olan yakınlıkları ile hepsi oldukları ortamdan hoşnut gözükmekteler. İskeleye yanaşmış bir yelkenli bize şehrin hareketini yansıtıyor. Yelkenli teknenin genişliği göz önüne alındığında ikisi kısa, altı direği olması biraz abartılı bir çizim gibi. Fakat Ayvazovski bu güzel şehrin silüetinde yer alan yükseltilerin çokluğuna ve harmonisine bakınca ön planda ne eklense yetmez gibi düşünüyor.